Vallahi keyfimiz yerinde bugün, evet. Evet başkanım, öncelikle bir değerlendirme alabilir miyiz? Maç nasıl? Vallahi bugün nasıl bir futbol oynadı? Değerlendirme yapacaksak bugünün galibi taraftarlarımız, bizim camiamız. Biletler tükendi. Yok satıldı. Hatta kara borsaya düştü. Hani biz her zaman diyoruz yani, Ankara Gücü Ankara'nın takımı. Taraftarlarımız, Ankara halkı takımına sahip çıktı. Bunu burada bugün herkes de gördü. İşte nüfusu olmayan veyahut da 300-500 taraftarı olan şehirlere stat yapılıyor. Ankara'ya yapılmıyor, başkente. Bir kere daha gördük şimdi. Binlerce insan, 4-5 bin kişi dışarıda kaldı. Maçı izleyemedi. Yani 20 binden fazla stata taraftar alamadık. İşte o bizi biraz üzdü. Dışarıda kaldılar. Biraz da protesto yedik. Ama genel anlamda baktığımız zaman bugünün galibi bana göre Ankara Gücü camiası, Ankara Gücü taraftarı, herkes takımına, şehrine sahip çıktı. Güzel bir şey. Yani mücadelemizin meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Net bir skorla 3 puanı kazandık. Onun için futbolcularımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. İnşallah güzel olacak. Yani inşallah şampiyon oluruz. Bu şehir bunu hak ediyor. İnşallah destek de bekliyoruz. İnşallah destek olursa biz bu işi çözeriz. Başkanım, ben bu arada bir soru yönetmek istiyorum. 15 gündür olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Beklenen, özlenen bir tabloydu sizin ifade ettiğinizde. Tabii sahadaki sonuç çok önemli ama dışarıda çok büyük bir hareketlenme oldu. Bugün işte protokol tribününde görmeyi arzu ettiğimiz insanları gördük, yetkilileri gördük. Umarım daha da artacak bu sayı. Bunun karşısında saha elbette sizi de hepimizi de çok ilgilendiriyor ama yönetim olarak bir eylem planı bu hareketlilikle bu haftada neler yaşayacağız diye merak ediyorum. Şimdi biz yine ziyaretlerimize devam edeceğiz. Yani bizim tek bir amacımız var. Ankara Gücü'nü yaşatmak. Başka bir niyetimiz yok. Gayemiz de yok. 107 yıllık bir kulüp, 107. senesine bu sene giriyor. 107 yıllık bir asırlık çınar ve Ankara'nın en önemli marka değeri. Ki kendiliğinden insan bugün gördük. İnsanlar ücretlerini ödeyerek stada koştular. Erken saatte bilet almaya başladılar. Dün aynı şekilde binlerce bilet satıldı. İnsanlar kuyrukta bilet aldı. Böyle baktığınız zaman bir sinerji, bir atmosfer şehire geldi ama bizim de yaşamamız lazım. İşte 4 tane FIFA taksitini ödeyemedik. Şimdi sezon bitecek. Biz daha halen Makine Kimya'dan sponsorluk paramızı alamadık. Anlaşmamızı yapamadık. Hani bizi üzen bunlar. Bakıyorsunuz şimdi kulüpler resmi sitelerinden açıklama yapıyorlar. Bakanına teşekkür ediyorlar. Herkes birilerine teşekkür ediyor. Rakamlar da 23 milyon, 30 milyon, 35 milyon böyle rakamlar. Yani bize şu kulübe 3-5 milyon girmiş olsa çok rahatlayacağız. Bu ziyaretlerimiz tabii ki devam edecek. Ama bizim üzüldüğümüz şu, siyasetçiler buna rağmen, bu mücadelemize rağmen, şehrin bu istek arzusuna rağmen daha net bir şey ortaya koyamadılar maalesef. Koyamadılar ve tehlikeli pozisyondayız. Peki, işte Bohum'dan, Sestak'tan dolayı 4 tane taksitimiz orada kaldı. 4-5 topçuda da öyle. Bizim derdimiz şu ara şu FIFA dosyalarını temizlemek. İktidar partisinin milletvekili yanınızdaydı. Çok büyük bir atmosfer vardı. O atmosferle ilgili sizle bir şey paylaştı mı? İşte yardım edeceklerini söylediler, destekleyeceklerini söylediler. Artık ama bunun da bir an önce olması lazım. Yani şimdi siyaset yapıyorsunuz. Her zaman söylüyorum ya, vatandaşa karşı, halka karşı siyaset yapmamak lazım. Ya benim üzüldüğüm şöyle bir bürokrat Makine Kimya'nın, öbür türlü böyle bir spor bakanı. Ya hiçbir şey vermezsen iki tane top ver de ki birini profesyonel takımdaki alın de profesyonel takımınızdaki topçular bundan antrenman yapsın. Birini de altyapıya ver. Ya sen bize iki tane top bile göndermedin. 4 sene, 5 sene olmuş. Bizim devletten, bakanlıktan bir çöp almadık. Bir tane futbol topu almadık. Yani
bizim kızdığımız sitemimiz bu adaletsizliğe, haksızlığa. Ya burada resmen haksızlık var. Devletin paralarını belli noktalara aktarıyorsunuz. Ankara'ya geldi mi, başkente geldi mi hiçbir şey yok. Ya bizim sıkıntımız bu. Şimdi adalet kavramı niye olmuyor? Kibirden bir de merhamet duygusundan uzaklaşırsın. Eğer siz kibir ve merhametten, hani kibirli olursanız, merhametten uzaklaşırsanız tabii ki adaletiniz de olmaz. Sizden de başka da bir şey beklenmez. Şimdi bunları konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz? 4 sene geçmiş, 5 sene geçmiş. Der ki ben şunu yaptım, destekliyorum derler. Biz de deriz ki Allah razı olsun. Yani bizim yapacak bir şeyimiz yok. Sadece bunları Allah'a havale edeceğiz. Mevlam görüyor yani. Şu mücadeleyi görüyor Mevlam. Sahadaki futbolu biraz değerlendirmişsiniz başkanım. Futbol güzel mücadele vardı. Yani biz top oynatmadık rakibe. O bizi sevindirdi. Yani baskılı oynuyoruz. Alan bırakmıyoruz. Her maçımız böyle. O bizi mutlu ediyor. Yani teknik anlamda iyiyiz. İyi mücadele ediyoruz. İnşallah daha da iyi olur. Bizim derdimiz ceza puanları almadan borçlarımızı ödemek, şu takımı şampiyon yapmak. Yani şehir bunu istiyor. Herkes istiyor bunu. Ya biz varız yokuz. Belki 2-3 ay sonra biz yokuz. Ama bu Cumhuriyet'ten önce kurulmuş bir kulüp. Osmanlı döneminde kurulan bir kulüp. Buna sahip çıkmak lazım. Sadece adaletli olmak lazım. Sadece adalet. Eğer devlet olarak bir tane top, bir tane ne bileyim ilaç, merhem bir şey verdiysen sen söyle de ki ben de Ankara Gücü'ne bu yardım ettim de bakanlık olarak. Gençlik ve Spor Bakanı hiç dönüp bakmadı. Tandoğan tesislerimiz halen patates tarlası gibi. Ya oraya bir sünni biçim, sentetik bir saha yapın dedik. 3 senedir daha yapacaklar. Nasıl olacak bu iş? Yani biz sitem ediyoruz ama niye ediyoruz? Ya biz kendimize bir şey istediğimiz yok. Her zaman söylüyorum, bu borç bize rahmetli babamızdan kalmadı. Yani neticesinde biz rahatız. Ama bu işlerin çözülmesi lazım. Yani siyasetçiler bu işlere bu kadar duyarsız olmamalı. Yani olmamalı. Başkanım son bir soru sorayım. Gümüşhane Spor'un biliyorsunuz 2 maç cezası kaldı. Yalnız Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nın Yenişehir Stadı'nda bir çalışması var. Orada taraftarın maçı izleyebilmesi için. Bu konuyla ilgili resmi bir girişimde bulunacak mısınız? Resmi bir girişimde zaten bulunduk. Yani bunun normalde yasak, cezası var. Bu tür olaylarda yapmamaları lazım. Yani biz burada stadın çevresine yanaşamıyoruz. Ya bir de şöyle bir şey var. Oralar hani gittiniz gördünüz derenin içinde bir yer. Takım şampiyon olsa ne olur yani? Kim gidecek? Gidilmiyor ki yani. Uçakta Trabzon'da iniyor. Öbür tarafta Erzincan'da. Öyle öyle. Kalacak otel yok. Yani bütün bunları değerlendirmek lazım. Orada ters bir penaltı verdiler. Faul penaltı. Bizi yaktı geçtiler yani. Ankara Gücü'nün hakkı da yendi. Ya şimdi benim üzüldüğüm şu. 15 Temmuz'da ilk mesajı atan resmi sitesinde olan Ankara Gücü kulübü olarak biziz. Sokaklara düşen biziz. Yanımızda arkadaşlarımız vuruldu, öldü. Esnaf arkadaşımızın 2 tanesi yanımızda öldü. Genel kurmayda esnaflarımızı kaybeden biziz. Ankara güçlü arkadaşlarla beraber bu mücadeleyi veren biziz. Kaymağını yiyen hiç burada bu mücadelenin içinde olmayan insanlar da kaymağını yiyor. Devletin kaymağını yiyor. Benim kızdığım bu. Lan bir dönün bir bakın bura Ankara. Hiç mi gazete okumazsınız? Hiç mi sosyal medyaya bakmazsınız? Niye siyaset yapıyorsunuz yani? Olay bu. Bizim üzüldüğümüz bu. Bu resmen bir adaletsizlik, haksızlık. İşte binlerce insan, 20 bin, 30 bin, 100 binlerce taraftar var. Ankara, Türkiye'nin işte başkenti. Basını değerlendirir misiniz basından? Yani abi şimdi yerel olarak ben size bir şey söyleyeyim. Yerel olarak biz yerel basınımızdan gayet memnunuz. Her zaman bizim yanımızdasınız. Maçlara da gidiyorsunuz, deplasman da yapıyorsunuz. Yani zorlu bir süreçteyiz. İnşallah yardım gelir, kulübümüzü ayağa kaldırırız. Bizim derdimiz o. Onun için mücadele ediyoruz. İyi futbol oynadık. Zaten biz hani berabere kaldığımız Tokat maçından beri bunun sinyallerini veriyorduk. O maçta iyi futbol oynamıştık ama futbol şansı yanımızda değildi. Haftalardır üzerine koyarak geliyoruz. Özellikle ikinci yarı, sezonun ikinci yarısıyla birlikte daha iyi futbol oynuyoruz.
Bugün sahada koşan, mücadele eden, yardımlaşan bir takım vardı. Takım oyunu net bir şekilde ortaya çıktı. Bunun neticesinde 2-0'lık bir skorla net bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Yani artık kayıp yaşamak istemiyorduk. Sonuçta kayıp yaşamadık. Allah'a şükürler olsun. 3 puan sevindirici. Tribünleri nasıl değerlendirsin? Yaklaşık 20 bin bilet satıldı, dolu tribünler. Ya 20 bin bilet satıldı, yaklaşık 4-5 bin kişi de dışarıda kaldı. İşte malum stadın kapasitesi bu kadar. Yani inanılmaz ölçüde duygulandım. Yani bunu tarif edecek kelime de bulamıyorum. Her zaman arzuladığımız, beklediğimiz bir görüntüydü. Yani tek ses oldular, tek yürek oldular. Şimdi Ankara gücü geçmeyen hiçbir tezahürat yoktu. Müthiş bir bütünlük vardı, birlik beraberlik vardı. Hatta bugün işte siz de gördünüz, birçok insan misafir geldi, ilçe belediye başkanları geldi, milletvekilleri geldi tribüne. Onlar da konuşmalarına şahit oldum, böyle bir ambiyans yok dediler. Yani lig maçında böyle bir atmosferi göremeyiz dediler. Gerçekten yani lig maçında böyle bir atmosferi göremiyoruz. Emin olun şu stadın kapasitesi 30 bin olsun, 40 bin olsun, 50 bin, 60 bin olsun. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, burada hiçbir rüya yok. Bu tribünler yine dolar, yine dolar, yine dolar. Ya şehir ayağa kalktı. Emin adımlarla zirveye doğru gidiyor. Ankara'ya hak ettiği şampiyonluğu inşallah bu sene getireceğiz ama tabii biraz da destek lazım. Bunaldık, iyice yorulduk, yalnız bırakıldık. Bugün yine ilçe belediye başkanlarımız geldi, milletvekillerimiz geldi ama bizim acil can suyuna ihtiyacımız var. Az önce başkanımız da açıkladı. Biriken FIFA borçları var. Makine Kim Mühendis Kurumu ile henüz sponsorluk anlaşmasını da yapamadık. Yani bizim çok ciddi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Bir sinerji oluştu, şehir ayağa kalktı. İnşallah bunun devamı gelir diyorum. Tuğun abi, taraftarların yoğun isteği var. Ne için diye soracaksın. Aynen. Etimesgut Belediye Spor maçı çarşamba günü ve hafta içi 15'te görünüyor. Hı-hı. Bu maçın gece maçı olarak oynanmasını istiyorlar. Bu konuda bir girişimiz olacak mı? Ya, mutlaka girişimiz olacak. Yönetim kurulu olarak kendi aramızda da bunu konuştuk. Tabii siz de biliyorsunuz. İlk önce misafir takım buna onay vermesi lazım. Futbol Federasyonu'nun onay vermesi lazım. Biz misafir takımla görüşeceğiz. Etimesgut yöneticilerle görüşeceğiz. Federasyonla da gerekli izni alabilirsek inşallah akşam oynatmayı planlıyoruz.